İyi akşamlar öncelikle. Aslında maç önü konuşmamda da maça karşılayacağız rakibi. Zaman zaman baskı yapacağız. Bunları da harfiyen yerine getirdi oyuncu arkadaşlarımız. Fenerbahçe içeride oynamasına rağmen geriden oyun kurmasına izin vermedik. Sürekli uzun topa zorladık. Yani istediklerimizi tamamıyla yapan arkadaşlarımız vardı ama İşte kaliteli ayaklar ortaya çıkınca maalesef golleri buldular. Biz de pozisyona girdik, biz değerlendiremedik. İkinci yarı yine iyi başladık. Yine önde karşıladık rakibi. Önde baskılarla top kazandı, golü de bulduk. Ondan sonra tam iyi futbol oynarken yine çok basit bir gol yedik. Dediğim gibi bugün özeti kaliteli ayaklarıyla işi çözdüler. Geldikleri pozisyonları değerlendirdiler. Yoksa yani 4-1'lik bir skor yani yansıtacak bir oyun yoktu diye düşünüyorum Fenerbahçe adına. Yapacak bir şey yok. Üzgünüz. Ama dediğim gibi bugün hiç birinci bölgeye yaslanmadık. Sürekli oyunu ileride tutmaya çalıştık. İleride baskı yapmaya çalıştık. Önde karşıladık rakibi. Bu bizim adımıza sevindirici bir olay ama çok basit goller yedik. Bu da bizim için handikap tabii. Bunları söyleyebilirim. Başlangıçta konuşabilirdim ben sizi sormadan. Artık çok konuşmak istemedim. Soru geldiği için cevap veriyorum. Bence ufak ufak da olsa yani maalesef dokunuyorlar işin açıkçası. Yani tam net pozisyonlara bakmadığım için de çok da konuşmak istemiyorum ama özellikle ilk yarı 0-0 iken penaltı pozisyonu var. Onun penaltı olduğunu söyleniyor. Bariz net. Ama yapacak bir şey yok yani. Şimdi biraz kızgınım. Siz de çok önemli noktaya değindiniz. Çok ağzımdan kötü şeyler çıkabilir. O yüzden kaybettik. Bahane olarak göreceğimi sanacak insanlar. O yüzden çok fazla yorum yapmak istemiyorum. İnşallah bakalım değerlendireceğiz hepimiz. Sizler de bizler de. Evet, başka sorumuz var mı? Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.